Türkiye'nin bütün sıkıntıları dillendirildi. Bir baktık ki Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar buharlaşmış. Soru sorduk kime sattınız? Hangi kurdan sattınız? Niye Merkez Bankası'nı devre dışı bıraktınız? Ve hangi güç bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla sattı? Ve niye kamuoyuna bilgi verilmiyor diye. Bu sorunun cevabı hiç alınmadı. Ama bulacağız. Bulacağız bu sorunun cevabını. Bugün olmasa bile yarın, yarın olmasa bile öbür gün bulacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak her birimizin tek tek ortak görevidir. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin grup başkan vekili bir açıklama yapıyor. Diyor ki, 128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021 yılının yarısına kadar ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanların menfaatine harcanmıştır. Değerli arkadaşlarım, dedim ya ahlak denen bir şey var. Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememektir. Yalan söylüyorsanız sizin siyasette ne işiniz var? Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz. 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp milletin önüne açık ve net yalan söylüyorsunuz. Keşke mahkemeye verse de mahkemede bu 128 milyarlık dosyayı bir mahkemeye getirebilsek. Verir mi? Veremez efendim. Cesaret edemez. Bakın değerli arkadaşlar. Yalan hangisini söyleyeyim? 2019'da pandemi diyor. Pandemi 2019'da başlamadı. Yani bu kadar atılmaz ya. Atılır da yani biraz. Bu kadar atılmaz. Bakın değerli arkadaşlar. Eğer bu millete harcandıysa. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 24 milyon 604 bin 86 hane var. Yani ortalama 24 milyon 600 bin hane var. Eğer bu millete dağıtıysan, verdiysen, 24 milyon 600 bin haneye 128 milyar dolardan kaç lira düşüyor? Hesabını yaptık, böldük, basit. Verseniz ilkokul öğrencisine bunu çıkarır. 5.202 dolar para düşmesi lazım. Her bir haneye 5.202 dolar para düşmesi lazım. Bugünkü rakamlarla bu 49.578 lira, yani eski parayla. 49 milyar mı ediyor? 49 milyon 578 bin lira para ediyor. Nerede bu para? Manava soralım. Bakkala soralım. Ayakkabı tamircisine soralım. Sanayiciye soralım. Çünkü bütün anneleri alıyor. Sadece düşük gelirlerin değil. Herkese soralım. Bu kadar para elinize geçti mi? Böyle bir menfaat size sağlandı mı? Örneğin 5202 liralık size maddi yardım verildi mi? Yiyecek verildi mi? Elbise verildi mi? İhtiyaçlarınız karşılandı mı? Ayakkabılar karşılandı mı? Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, su paraları karşılandı mı? Bunların hiçbirisi yok. Bu sorunun cevabını bulacağız. Çırpınıyorlar acaba unutur muyuz diye. 128 milyar doları kul hakkını savunan hiç kimsenin unutmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Devleti yönetecekseniz adaletle yöneteceksiniz. Birileri o parayı buharlaştırdıysa onun kaynağını ve nedenini ortaya çıkaracaksınız. Değerli arkadaşlarım, milleti perişan ettiler. Gerçekten de. Bugün Sayın Bahçeli ne demiş? Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim değil mi? CHP ne yapıyor diye. Çok memnun oldum. İşte ise vatandaşla muhatap olurlar. Vatandaş derdini anlatacak bir de MHP'yi bulacak. Gerçekten memnun oldum. Ben söyleyeyim bir pazara gitsinler. Bir ayakkabı tamircisine uğrasınlar. Bir işsize sorsunlar. Bir çiftçiye sorsunlar. Ya bu CHP ne yapıyor kardeşim diye. Bir sorsunlar. Yeni mi keşfettiler bunu? Yani bakın gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol açıyoruz. Gir milletin arasına diyoruz. Gir ve gerçekleri gör diyoruz. Gerçekleri gör ve elini asla ve asla fakirin fukaranın aleyhine gelen kanuna evet dememek için kaldır. İnşallah yaparlar. İnşallah yaparlar. Efendim. Herkesin durumu çok iyi. Saray öyle görüyor. Herkesin durumu çok iyi. Şu rakamları hiç kimsenin unutmasını istemem. Milletvekili arkadaşlarımız not alsınlar. Gittikleri her yerde telaffuz etsinler. Bu rakamlar benim değil, devletin resmi rakamları. Temmuz 2021 rakamları. 7 milyon 578 bin 123 kişi askeri ücretin üçte biri kadar gelir elde ediyor. Bir daha ifade edeyim. 7 milyon 578 bin 123 kişi asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde ediyor. Geliri çok düşük olduğu için yani aylık 1192 lira gelir elde ettiği için bunun altında gelir elde ettiği için bunların sosyal güvenlik primini devlet ödüyor. Senin gelirin yoktur diyor. Erdoğan'ın bu rakamlardan haberi var mı? Cumhur İttifakı'nın bu rakamlardan haberi var mı? Cumhur İttifakı'nı desteyen milletvekillerinin bu rakamlardan haberi var mı? Kendi rakamları, TÜİK'in rakamları, bunun karşılığında prim yatırıyor devlet, onlara sağlık hizmeti verilsin diye. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az, üçte birinden az. Yedi milyon 578 bin kişi. Hala ülkeyi yönettiklerini sanıyorlar. Bu iktidar fakirin fukaranın yanında değil. Bu iktidar halkın yanında değil. Bu iktidar çiftçinin yanında değil. Bu iktidar emeklinin yanında değil. Bu iktidarın yeri Londra'daki tefecilerdir, Türkiye'deki tefecilerdir. Onlara destek veriyor. 83 milyon insan Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor. Sadece finans açısından değil. Çiftçi açısından rakam vereceğim. Bunu da gittiğiniz her yerde lütfen anlatın. Gençlik kolları anlatacak, kadın kolları anlatacak, milletvekilleri anlatacak, il başkanları, ilçe başkanları anlatacak. İl genel meclis üyelerimiz anlatacak. Belediye meclis üyelerimiz anlatacak. Namuslu, dürüst çalışan, halkın çıkarlarını savunan sivil toplum örgütü üyeleri de anlatacak. Çiftçilere de, çiftçilere de ihanet ediyorlar. Rakam vereceğim. Bu dayı biz ton başına 2250 liradan alıyoruz. Gidiyoruz çiftçiden toprak mahsulleri ofisi 2250 liradan buğdayı alıyor. Yetmiyor dışarıdan buğday alıyoruz. Ton başına 3343 lira ödüyoruz. Yani yüzde 48 dışarıdaki çiftçiye daha fazla para ödüyoruz. Arpa 1750'den alıyor Türkiye. Kendi çiftçisinden 1750'den alıyor. Yetmediği için dışarıdan alıyor 3.180 liradan alıyor tonunu yüzde 82 daha fazla para ödüyor oraya. Bir örnek daha vereyim nohut 4.050 liradan kendi çiftçimizden alıyoruz üreticimizden alıyoruz yetmediği için dışarıdan tonunu 9.000 liradan alıyoruz fark yüzde 121 ve yeşil mercimek 4.150 liradan alınıyor kamu devlet 4.150'den alıyor. Yetmediği için dışarıdan 12.160 liradan tonunu alıyoruz. 195 zamlı alıyoruz. Şimdi ben AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren, geçmişte oy veren ve bugün de kendisini kararsız gibi gören veya oy vermeye devam edeceğim diyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu hükümet bizim çiftçimize mi çalışıyor, yabancıların çiftçisine mi çalışıyor? Bu rakamlar benim rakamlarım değil. Gümrükte kaç lira ödenmişse belli zaten. Açın gümrük beyannamelerine bakın. Toprak mahsulleri ofisi kaça alıyor oraya da bakın. Ve kıyaslayın. Bu hükümetin, Erdoğan şahsım hükümetinin, bu devlete ve bu hükümete Artı bu millete vereceği